EDM Su Genç İş programını sunar. Merhabalar herkese. GİAD'ın hazırlayıp sunduğu yeni bir genç iş programına daha hoş geldiniz. Yeni yayın yöneminin Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'na hayırlı olmasını diler. Öncelikle kendilerine de buradan tekrardan teşekkür etmek isteriz. Bu yeni yayın döneminde de bizlere değer verip bu fırsatı verdikleri için, gençlere, genç fikirlere yayın hakkı tanıdıkları için tekrardan kurum yönetimine çok çok teşekkürler. Bugünkü konuğumuz eski başkanlarımızdan Muhit İnce. Kendisi hem İnce Elektronik hem de SNA Glocals Limited şirketlerinin direktörü. Hem güneyde hem kuzeyde farklı sektörlerde çok ciddi işler yapmakta. Bir piyasa insanı, değerli dostum Muhit. Hoş geldin, nasılsın? Hoş bulduk Yusuf, teşekkürler. Sizi sormalı. İyiyiz, teşekkür ederiz. İşte gündemle birlikte bugün... Genel bir gündem değerlendirmesi yapmak istedik. Gerek GİAD'ın bakış açısı, GİAD'la tanışma ve GİAD içerisinde yapmış oldukların ve ticari durumun hem güneyde hem kuzeyde ve genel KKTC ekonomisiyle alakalı bir gündem programı hazırladık biz aslında izleyenlere. İlk önce seni tanımayanlar için kendini bir tanıtırsan oradan da yavaş yavaş sorularımıza geçelim. Tabii, seve seve. Öncelikle nazik ziyaret teklifiniz için teşekkür ederim. Hı hı. Burada olmak her zaman benim için hem motive edici hem de güzel duyguları tekrardan beraberinde getiriyor. Özellikle başkanlık dönemindeki o yoğun gündemlerde. Özellikle çok fazla gerek burada gerek başka televizyon kanallarında olmak durumundaydık. O yüzden yıllardan sonra tekrardan burada beni davet ettiğiniz için teşekkürler. Tabii ilk önce kendimi de tanıtmış olayım. Hı hı. 1985 Mausa doğumluyum. İlkokul, ortaokulu ve liseyi Doğu Akdeniz Koleji'nde okuduktan sonra Amerika'ya ön lisans eğitimi için gittim. O dönem 4 sene boyunca Ohio eyaletinde, Ohio Western Üniversitesi'nde ekonomi ve yönetmecilik dalında ön lisansımı aldım. Hı hı. Sonrasında hemen ara vermeden adaya geri döndüm 2007 yılında. 2007'de döndükten sonra bir haftalık bir tatil sürecinden sonra aile şirketimiz olan İnce Elektronik Limited'de çalışmaya başladım. O dönem içerisinde tabii ki hem bir taraftan piyasada yer alıyorduk, bir taraftan da lisans üstü eğitimimi Doğu Akdeniz Üniversitesi'ni tamamlamak için de dersler alıyordum. Hı hı. Sonrası zaten artık lisans eğitimi de bittikten sonra, üst lisans bittikten sonra arkasından piyasayla, iş hayatıyla devam ettim. Hı hı. Biz genelde her eski GİAD'lıya veya şu andaki GİAD üyelerine GİAD'la tanışma süreçlerini soruyoruz. GİAD'ın kendilerine ne kattıklarını soruyoruz ve böyle başlıyoruz programa. GİAD'la nasıl tanıştın? GİAD sana neler kattı? Aslında güzel bir hikayemiz var. Benim GİAD'la tanışmama vesile olan da kişisin aynı zamanda. Oradaki hikayeyi alabilir miyiz? Tabii GİAD öncelikle benim küçükken babamdan ve amcamdan bildiğim bir STK'ydı her zaman. 1989 kuruluştu ve 1990'lı yıllarda babam da amcam da Hasan İnce ve Ersoy İnce onlar da GİAD üyesiydiler. Hı hı. Ve şimdiki onursal başkanımız Sayın Engin Arı ile birlikte aynı dönem görev aldılar. Hı hı. İlk GİAD'ı duymam o dönemler içerisinde. Ben yaklaşık herhalde 10-12 yaşlarındaydım. Sonrasında Amerika'daki tahsili bittikten sonraki dönemde 2008'de hiç unutmam Sunat Başkan, hı hı, o dönem şirkete geldi elinde bir formla. Dedim Muhit senin de kaydını yapalım GİAD'a. Dedim Sunat abi teşekkürler ama benim daha bir askerlik sürecim var. Lisans üstü eğitimim var. O yüzden bunu ötelemek zorundayım. Şu anda kabul edemeyeceğim. Ben dedi buraya formu koyayım. Sen dedi düşün karar ver. Tabii sonra askerlik bitti. Lisans, üst lisans bitti. Arkasından 2017 yılında Cemal Başkan döneminde
derneğe davet aldım. O zamanlar işte Cemal arkadaşımız, sonrasındaki dönemde Uğur Başkan ve güzel bir ekip vardı. 2017'de derneğe üye oldum ve sayman olarak ilk görevimi aldım. Sonrası zaten 2017-2018'de hemen Cemal Başkan'ın görevini Uğur Başkan'a devrettiği dönem içerisinde de genel sekreter. Uğur'dan sonraki dönemde de 22. dönem başkanı olarak yer aldım GİAD'da. Ondan sonra peki neler kattı sana GİAD? Yani bu süreçte yıllarca bir yaşanmışlık var. O anlamda yeni üye olmak isteyenlere veya halihazırdaki üyelerimize mesajın ne olur? Tabii GİAD en eski STK'lardan bir tanesi, 1989 kuruluşlu ve o dönem içerisinde zaten o zor şartlarda GİAD'ı kuran çok değerli iş insanları ve siyasi insanlarımız var. Bugün halihazırda aktif olarak çalışan ve GİAD'a bir kültür aşılamışlar. Bu kültür 1989'dan beridir çok ciddi bir şekilde başkanlardan başkana, yönetim kurullarına, yönetim kurullarına aktarılarak gelmiştir. Zaten bunu da sen çok iyi biliyorsun. Özellikle Perşembe akşamı toplantıları. Evet, evet. Yine burada Engin abimizin arşivinde arkada böyle o zamanlar tabii şeyler yoktu. Dernek binası da yoktu. Böyle dijital yayın da yoktu. Arkada pankart Perşembe akşamları toplantıları diye. Hiç unutma, çok hoşuma giden bir şeydir. Ve o onun gibi kültürler, toplantı kültürü olsun, bir GİAD'lı olmanın getirdiği kültürler olsun 89'dan beridir buraya kadar geldi. O yüzden bana kattıkları hem bu kültürün içerisinde saygın iş insanlarının başlattığı bir STK'nın devamında o kültürü, kültüre sahip çıkmak ve o kültürün getirdiği olgunlaşmayı da aslında GİAD'da yaşadık, yaşıyoruz. Bununla birlikte tabii ki her STK'nın da olduğu gibi sosyal çevre, iş çevreleri gerekse hükümetler nezdinde o dönemler içerisinde yaptığımız toplantılarda, görüşmelerde kişisel gelişime gerçekten katkı koyan birçok aktivite yer almaktadır derneğin içerisinde. Bunlar hem sizi şahsi olarak geliştiriyor hem de size ayrı bir motivasyon sağladığı için işinize de yansıyor ve işinizle birlikte hem kendinizle birlikte işinizi de büyütme şansı yakalıyorsunuz. Peki yavaş yavaş da reel sektöre geçelim. Özellikle güneyde veya yeşil at ticareti özelinde yapmış olduğun çalışmalar var. Bilmiyorum tam kaç yıl oldu ama onların detaylarına da girersin. Büyüyen bir hacim var orada karşılıklı ticaret konusunda. O noktada yaşadığın tecrübeler, sıkıntılar, zorluklar bunlarla alakalı bize birkaç bilgi vermek ister misin? Tabii seve seve. Biz 2015 yılında Güney'deki şirketimizi kurduk. 9 yıl oldu. Tabii 2015 yılında kurarken amacımız o dönem içerisinde Türkiye'den Güney'e ithalat yapmaktı. Şu anda içerisinde bulunduğumuz endüstriyel soğutma sektöründe bayiliğini tuttuğumuz birkaç markayı güneye taşımakta amacımız. Ve yaklaşık 1,5 sene sonra 2016'nın ortalarında birçok denemeden ve yanılmadan sonra ilk ithalatımızı başlattık. Sonra 2019-20 hemen pandemi öncesi benim şirkete ufak bir ara verme dönemim oldu 1,5 yıl kadar. O dönem içerisinde Güney'de ofisi açtım ve oraya daha fazla ağırlık vermeye başladım. İlk başladığımda tabii bir iki sektörle yeşilat üzerinden bahsediyorum. İşte ne yapabiliriz? Mevcut müşteri portföyümüze ne sunabiliriz derken tabii ki bizim en büyük portföyümüz burada marketlerdi. Çalıştığımız iyi market zincirleri vardı. Onlara burada ürün üretmeye başladık. Marka yapmaya başladık. Ve arkası geldi. İşte kağıt sektörü olsun, plastik sektörü olsun. Sonrasında bu ahşap işlerine döndü. Sonra mobilyaya döndü. Sonra geliştikçe karton işlerine döndü. Ve bir ara 6-7 farklı sektörde biz faaliyet göstermeye devam ettik. Sonrasında tabii ki her işte olduğu gibi rekabete baktık. Fizibilitesini yaptık. Tabii bu 6-7 sektörü 3'e 4'e düşürdük. Bir taraftan da ithalatları artırdık. Dengemizi de o şekilde kurduk. O yüzden diyebilirim ki 2019'dan beridir aktif olarak yeşilat ticareti içerisindeyiz. Sonra tabii pandemi dönemi oldu. Pandemi araya girince tabii sen de hatırlarsın. O zaman mal girişleri, çıkışları, tabii, mal hareketleri, uzak doğudan her yerden işte konteyner hareketleri çok sıkıntıya girdi. Hareketi bırakın zaten fiyatlar artık çok ciddi mal maliyetlerine yansımaya başladı. Durum böyle olunca dedik ki tamam o zaman şimdi biraz daha genişleyebiliriz. Çünkü aday içerisinde en azından
mevcut tedarik zincirini eğer koruyabilirsek ve daha efektif kullanabilirsek bu yeşil hatta da yansır. Ve daha hızlı just in time stock dediğimiz, yani çok fazla müşterilerde stok tutmaya zorlamadan sipariş üzerine daha çok ürün gönderebiliriz diye düşündük ve bunun üzerine çalışmalar yaptık. Bunları yaparken tabii ki bir takım zorluklar, sıkıntılar yaşadık. Tabii pandemide direkt kapılar kapandı, ticaret bitti. Bu en büyük aslında hani hiç olmaz dediğimiz bir şeydi. Evet. Bilim kurgu filmlerinde göreceğimiz tarzdan şeylerdi ama başımıza geldi, hiç unutmuyorum. Son sevkiyatımızı yaptık. 2-3 gün sonra salı günü kapılar kapandı ve ondan sonra bütün ticari ilişki bitti. Evet. Sonrasında zaten hatırlarsın temassız sevkiyatlar başladı. İşte Metehan'da kamyon gelirdi, ürünü yere bırakırdı, geri çekilirdi. Diğer taraftan güneydeki alıcı gelirdi, kamyonu getirdi, yüklerdi, geri götürürdü ürünleri. Bunları da yaşadık. Ama yeşil hattın tüm büyümesine rağmen en büyük problemi bana sorarsan sürdürülebilirliği. Hı hı. Hala daha belli başlı ürün gruplarında belli hangi standartların geçerli olduğu, hangi koşullarda ürünlerin geçebileceği muamma. Bunun için 3 hafta önce yaşadığım örneği verebilirim. Yıllardır oraya gönderdiğimiz bir ürün, ahşap ürün grubu var. Ve 3 haftadan 2 hafta öncesi de yine aynı ürün grubunu gönderdik Yeşilat üzerinden. Hiçbir sıkıntı yok. 3 hafta önce gönderdiğimiz ürünle alakalı geçişe izin vermediler. Sertifikasyon. Sertifikasyon yoktu aslında istenilen geçen ürünlerde ama sertifikanın gerekli olduğunu, işte farklı bir ürün grubuna dahil ettiklerini vesaire, ama tabii biz ürünü ürettik. Hani müşterimiz, alıcı ürünü bekliyor. Biliyorsun bu 1-2 sene içerisinde EU One Stop Shop diye bir oluşum var. Özellikle iki tarafın ticaret odalarını desteklediği, Avrupa Komisyonu'nun da Avrupa Komisyonu'na direkt raporlayan ve yeşilatla alakalı sıkıntıları raporlayan bir şey var. Bağımsız bir kuruluş var. Hemen oraya şikayetimizi bildirdik. Bugün pazartesi, yani bugün itibariyle tam 3 hafta oldu. Daha durum çözülemedi ama bugün yarın bir şekilde cevabının gelmesini bekliyoruz. Yani ben TÜZİ'ye baktığımda çok böyle genel kavramlar var içerisinde. Spesifik tanımlamalar olmadığı için o zaman Colin Stewart döneminde de anlatmaya çalıştık. Biz bunları yani biraz daha spesifik olsa, biraz daha aydınlatıcı bir yeni tüzük büyük bir ihtimal yazılması gerekiyor. Ama onun üstüne de çok fazla düşülmedi benim gördüğüm kadarıyla. Ama kolay gelsin diyeyim. Yani o tüzükle iş yapabilmek. Tüzüğe sürekli ekler yapılıyor. Evet. Yeni ürün grupları ekleniyor ama o ürün grupları hangi koşullarda tam şey değil, açık değil geçecek. Ve bir de şeydir. Yani dediğim gibi bir gecede bazı şeyler veya yeni genelgeyle, yeni bir kuralla veya tırnak içinde sertifikasyonla bambaşka bir hale gelebiliyor. Memur değiştiğinde bile bunu yaşayabiliyorsun. Evet. Yani tüzüğü geçtim. O da çünkü yazılı bir şey yok. Spesifik bir kullanım kılavuzu gibi bir şey yok. Memur da haklı. Ben bunu böyle anlıyorum diyor. O biri başka türlü anlıyor. Üstüne sorduğunda o farklı açık anlayabilir. Farklı yoruma açık şeyler. O yüzden bunların geliştirilmesi lazım. Tabii TL'nin devalüasyondan dolayı aslında çok hızlı artan bir hacim oldu son pandemi sonrası. 2018 krizinden sonra çok ciddi bir talep oldu. Ondan sonra tabii ki bu düzensizliklerle birlikte TL dövizin dengelenmesiyle, şimdiki enflasyonist ortamın gelmesiyle işler yavaşlamış durumda. Orada da aslında araya bir soru yerleştirmek lazım. Burada tabii asgari ücret konusunda da aslında şimdi girelim konuya. Çünkü asgari ücretin artması, döviz bazında belli bir noktaya gelmesi, Güney Kıbrıs'ta eşitlenmesinden sonra bu ticarete bir değişikliği oldu mu? Yani mukayeseli avantajımızı kaybettik mi? Kesinlikle kaybettik. Yani çünkü just in time çalıştığımız için, yani sipariş üzerine ürün gönderdiğimiz için ihtiyacı kadar müşterimiz sipariş veriyor. 2 ay sonra, 3 ay sonra, 1 ay sonra tekrar siparişe girdiği zaman %10-15 döviz bazlı artış, zamlar geliyor. Bunu anlatamazsınız Avrupa'daki birine. Yani dünyada evet ham maddede her yerde bir enflasyon var ama %3'lerde, 5'lerde, 6'larda, 7'lerde bunun bizim gibi ülkelerde özellikle TL'nin devalü olduğu ve enflasyonun %100'ün üzerine çıktığı ortamlarda bu fiyat artışları kesinlikle sizin rekabet avantajınızın bitmesine sebep veriyor. Bunun yanında enerji maliyetleri zaten gördün, en son yapılan asgari ücret hayat pahalılığı açıklandı. Asgari ücret artışı geldi. Ertesi gün elektrik zammı açıklandı. Zincirleme bir reaksiyon, zincirleme bir reaksiyon var. Yani bizim aslında odaklanmamız gereken nokta hayat pahalılığı noktası. Biz
Bu sene Oda Meclisi'nde de yer alıyorum ben, Ticaret Odası Meclisi'nde. Bunu çok fazla konuşuyoruz ve muhataplarımızla konuşuyoruz. Sayın Başkan, Yönetim Kurulu çok fazla bunlarla alakalı mesai harcıyor. Ama meclisten de yükselen seslere baktığımızda asgari ücret sadece bir sonuçtur. Hayat pahalılığını eğer biz o sarmalı kıramazsak, sarmala konsantre olamazsak bu böyle devam edecek ve bu işin içinden çıkılamayacak bir hale gelecek. Zaten göreceksiniz, birkaç aya kadar çatırdamalar başlayacak. Esnaf ve Zanaatkarlar Odası zaten bir eylem hazırlığı içerisinde. Ve Ticaret Odası da buna bir destek verecek. Yani bu iş insanlarını gerçekten çok zorlayan bir ortam içerisine girmiş durumdayız. Ve bunun için tüm aktörlerin artık elini taşın altına koyması lazım. Burada KKTC tarafından da aslında biraz devam edelim. Bu tarafta da kendi sektörümüzde, özellikle soğutma tarafında pazar liderlerinden birisiniz. Pazara şekil veren şirketlerden birisiniz. O noktada baktığında bizim KKTC tarafındaki gidişat, beklentiler ne öngörün? Bizim sektörde şöyle bir durum var tabii ki. Şimdi gıda sektörü, özellikle gıda ve market ve onun zincire bağlı olan sektörler pandemi sonrası gerçekten büyüdüler. Neden? Çünkü sonrasında ihtiyaçlar arttı, talepler arttı ve o dönem içerisinde yatırıma başlayan şirketler oldu. Tabii yatırıma girdikten sonra artık yatırımı yarıda bırakmak ve onu bir ekonomik değere döndürmemek aslında birazcık da havaya para attığınız anlamına gelir. O yüzden o dönem içerisinde o yatırımlar başladığı gibi devam edip yavaşlasa da artık bitirilme noktasına gelindi. Ama piyasaya baktığımızda yeni market, yeni yatırımlara baktığımızda artık piyasadaki denge aralığı açıldığı için zincir marketlerimiz var, lokal. Ve tabii bizim işte bakkal marketlerimiz, daha küçük ölçekli şeyler var. Onlar artık küçük ölçekliler durdu. Aradaki fark açıldı. Üst segmentteki zincirler, mali gücü yüksek, daha oturaklı marketler diyelim, onlar yatırımlarına devam ediyorlar. Bu zaten aslında toplumun da aynası. Baktığınızda toplumun da gelir dengesi gitgide açılıyor. Orta direk yok oluyor. Dünyada da bu böyle. Zenginleştikçe zenginler zenginleşiyor. Ama aslında orta segmentte olan vatandaş da aşağıya doğru itiliyor gelen noktada. Bir aradaki fark açılıyor. Bizim sektörümüzde de aynı şekilde. O yüzden çok dikkatli olmak lazım. Bunu yaparken herkesin ayağını yorgana göre uzatması lazım. Yatırım yaparken de öyle. Zaten hani bugün kredi faizleri ortada. %60'larda yıllık faizler var. Bunları aşmak için hangi marjlarla kaç kere stok çevirmeniz lazım? Talebi de canlı tutmanız lazım. Tüm bunları yaparken aksi takdirde bunu yapamazsınız. O yüzden bu kredi faizleri gerilemeden, dolar euro bir noktaya oturmadan, ki biliyorsun sene sonuna kadar bir dolar beklentisi 40'lardaydı. Şu an Ekim ayına girdik. Ekim, Kasım, Aralık var önümüzde. Onlar, evet. Evet. Ve o çifte efekt bize yeni yılda çok daha büyük sıkıntılar getirebilir. O yüzden dikkatli olmamız lazım tüm bunları yaparken. Tabii kelime arasında şey dedim. Bu talebi canlı tutmak lazım. Tabii talebinin de canlı tutulabilmesi için İşte o az önce bahsettiğimiz bir kısır döngü var. İşte asgari ücret ne olmalıdır konusu. Çünkü günün sonunda asgari ücretlinin de bir satın alma gücü olmalıdır ki bu talebi tetikleyip bir şekilde çarkları döndürsün. Ticaret odasında veya kendi düşüncenle, ideolojinle baktığında bunun çözümü ne olabilir? Yani evet, talebin canlı tutulması için bir şekilde insanların cebine para girmelidir. Doğru. Ama işletmelerin de çarklarını döndürebilmesi için belli başlı maliyetlerin üstüne çıkmadan döndürebilmesi lazım bilançosunu. Bu ara çözüm ne olur sence? Veya orta vadeli plan ne olmalıdır? Şimdi birincisi hayat pahalılığı noktasına, dediğim gibi oralara odaklanmak lazım. Şimdi hayat pahalılığına sebebi olan sektörel de bakmak lazım. Biraz daha mikroya inmek lazım. Biraz daha burada inceleyip sık dokumak lazım. Çünkü ticaret yapan sektörlerdeki girdiler farklıdır. Hizmet sektöründe olan daha çok işemek odaklı
hizmet veren noktaların girdi maliyetleri daha farklıdır. Siz restoran sektöründesiniz, hizmet yeme içme sektöründesiniz, biliyorsunuz. Orada daha çok asgari ücret artışları sizi direkt olarak etkiler. Emek yoğun sektör. Emek yoğun sektördür. Fabrikalarda bu ayrıdır. Ama sonuçta bu zincirlere odaklanılması gerekir ki bu hayat pahalılığı sarmalını kıralım. Şimdi asgari ücret, evet enflasyonist ortamdayız ve asgari ücret gerçekten çok zor bir dönem. Yani şunu da söyleyeyim, özellikle son yapılan tartışmalara baktığımda sanki işverenle emekçi veya işverenle işte sermaye kısmı, işveren belli i̇ş sıfatlar var. İş alan. Evet, evet. Ama artık bu ideolojik yaklaşımlardan vazgeçmek lazım. Sonuçta et tırnak gibidir. Eğer iş varsa emek vardır. Emek varsa iş ortaya çıkar. O yüzden bunu birbirinden ayırmak bence çok yanlıştır. Doğru. Zaten bu kendi içinde toplumu da ayırmak demektir. Bu şu an istediğimiz en son şey toplumda. Bunu da yaparken baktığında hayat asgari ücretli artıyor. Ama bir taraftan da şirketler tabii ki sadece asgari ücretli çalışanları yok. Yöneticileri var, daha orta segment yöneticiler var, tabii. Junior'lar var. Asgari ücretlinin maaşı arttığı zaman bu defa diğer çalışan kesim de dönüp arkasına bakıyor. Asgari ücretli artık yaklaştı. Benim buradan nereye gitmem lazım? Benim ne almam lazım? O yüzden sadece asgari ücretli düşünemezsiniz işveren olarak. Burada bütün pakete bakmak lazım. Ve bu da ne oluyor? İşverenle çalışan aslında barışını etkiliyor. Bir taraftan işverenle çalışanı karşı karşıya getiriyor. Ve bu tarz işte sosyal medyadaki söylemler, farklı kesimlerden gelen yorumlar da bunu da körüklüyor. Bunu da körüklediği zaman işte o bahsettiğimiz o huzur ortamı bozuluyor. Ondan sonra şirketleri işleyişleri bozuluyor. Tekrardan transferler başlıyor. İş değişiklikleri oluyor, iş bırakmalar oluyor, işten çıkarmalar oluyor ve bu bütün piyasayı etkilediği için bunun da ayrı bir maliyeti oluyor. Tabii. Şimdi 2 yıl 3 yıl emek verdiğiniz ve bir takım şeyleri artık bir sisteme oturttuğunuz bir yapıda mı siz daha rahat maliyetlerinizi hesaplarsınız, yoksa sürekli olarak bir girdinin çıktığının olduğu, sürekli birilerinin iş değiştirdiği ve sizin sürekli olarak kendi işinizin dışında odaklanmanız gereken başka işler çıktığında mı? Ben verimlilik düşer. Verimlilik düşer. Bir %3-5'te sırf bunun üstüne zaten atayım diye şey yaparsınız. Maliyetlendirme yaparsınız. Yani bunlar küçük küçük 3-5 hayat pahalılığını körükler. Yani asgari ücretlinin cebine %19.19 girdi ama aslında o %19.19 girmedi. Bakarak reelde. Girmeyecek de. Yani hayat pahalılığı eğer sarmalını kırmazsak bu böyle böyle devam edecek. Ve bu yapacağımız en büyük yanlıştır. Bu hem sektörlere hem çalışanlara yapacağımız en büyük yanlıştır. O yüzden burada hükümetlerin çok ciddi politikalar üretmesi lazım. Hükümetin de zaten bir anlamda öyle düşünmesi gerek değil mi? Çünkü bütçe açına da baktığımda ben her bu artış dönemi geldiğinde bütçe artışları çarpan etkisi yaratarak merkezi hükümetin bütçesinde daha büyük delikler açmaya başladı. Çünkü dediğin gibi sadece en alt kademe değil, üst kademelerin de %20-20 artış aldığını öngörürsen. Tabii hükümetin durumu farklı. Keşke bizim de bir telefonda kredi alabileceğimiz, ne zaman ödeyeceğimiz belli olmasa da. Yani çünkü hükümetin borçlanma şekli farklı, bizim özel sektörde bambaşka. Bütçe açığı dediğinde hükümet başka bir şekilde algılar onu. Bir şekilde seneye bakarız der ama özel sektör öyle çalışmıyor maalesef. Tabii yani daha farklı devletlerin, dinamikler var. Hükümetlerin gecikmiş tahsilatları ne olabilir? Yani zorunlu harçlar var. Siz veya ödemediği bir sürü şey var. Hepsi. İç piyasaya ödemediği. Yani sen kendi şirketinde tahsil edemediğin bir meblağı almanın tek yöntemi nedir? Hukuka gitmek. Hukuka gitmek. Orada bekle. 4-5 sene en iyi ihtimal. Tele bazlı bunu hukuka götüreceksin. Ondan sonra o taksitlenecek 4-5 sene sonra. O da ödersen 4-5 senede. O da olursa, tebliğ edilebilirse, dava başlarsa. Ama devletlerde böyle, hükümetlerde böyle bir şey yok. Bütçe açığı açılır, eksiğe doğru gider. Arkasından zamlara dokunur, tekrardan vatandaşın cebinden çıkar. O yüzden bu çok... Doğru bir yaklaşım diye sürdürülebilir değil. Adil de değil. Tam da olur. Adalet aslında yok ortada. Peki güneyde, kuzeyde de çalışın aynı şekilde. Oradaki trendler, oradaki ticari akış karşılaştırdığında ne durumdayız? Şimdi oradaki en önemli fark stabil bir para birimi olması.
burada çünkü girdilerin çoğu döviz, satışların çoğu TL, sektörel ve buna da piyasaların bir toplama hızınız var sektöre bağlı olarak. Gıdada bu 45 ile 75 gün arası değişir. Hı hı. Zaten aylık maliyetinizi %5'ten koyduğunuzda zaten siz bunu 2-2,5 ay ötelemeli tahsil ettiğinizde kafadan %10-15 zaten bu para maliyeti var. Zaten bu tüketicinin cebinden zaten çıkan para direkt olarak. Al sana hayat pahalılığı günün sonunda. Güneyde stabil para birimiz. Şimdi verdiğin şey belli, alacağın belli. Yılın sonunda ödeyeceğin faiz oranı belli. Aynı zamanda Avrupa Merkez Bankası'nın hangi dönemde faiz indirimi yapacağı bile öngörüsü senin önünde. Aylar önceden. Şimdi senin bugün Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz indirimi ne zaman yapacağı, ne kadar yapacağını sen kestirebiliyor musun? Bence bunlar tamamen hava durumunu tahmin edermiş gibi bir durum. Ama Avrupa'da, dünyada yok bir şey, böyle bir şey. Yatırımcı yatırımını yapacaksa bütün öngörüleri önünde olacak. Bizdeki gibi gerilla savaşı değil. Elime alayım kılıncımı, baltamı, oradan dalarım artık. Allah ne verdiyse, kısmette ne varsa çıkar değil. Rum tarafında da öyle, Güney Kıbrıs'ta da öyle aynı şekilde. Orada da insanlar bir öngörü içerisinde. Ben Güney'den de, Güney Kıbrıs'tan da ambalaj ithalatımız var. Her hafta, oradan bu tarafa. Evet, yaklaşık 2-2,5 yıldır her hafta boyunca düzenli ithalatımız var. Yani artış yok ürünlerde. Artış ne zaman olur? Ham madde atıyorum işte uzak doğudan gelecek. Üretim yapan firmalar çünkü. İşte ondan dolayı navlun fiyatları artacak. Oradan da işte zincire koyduğunda %2, %3'lük son mamule bir fiyat artışı olacak. Ve o da özür dileyerek, çekine çekine. Yani tamam sana bunu veriyorum ama bundan sonraki alacağın işte 2 ay sonraki ürünü ben sana %3 artışla vermek zorundayım diye o şekilde sana ürünü satar. Bunlar olduktan sonra planlayamayacağın bir şey yok. En büyük farkımız bu. Güneyde planlama ve kuzeyde. Öngörü. Planlama ve öngörü. Kesinlikle. Ve pazarın büyüklüğü tabii ki. Tabii. Peki son bir de güncel gündemi tartışalım da yavaş yavaş da bitirelim. 5 dakikamız falan kaldı. Yani günümüzde bizim tabii etrafımızda savaş var. Hiç olmamasını istediğimiz bir dengesizlik durumu var. Bambaşka şeyleri konuşuyor olmamız lazım ama kalbimizde bir şekilde o insanlarla işte asgari ücret konusu var. Devletin içerisinde gerek bürokratlardan başla siyasilere kadar yozlaşmış bir sistem var. Adalet duygusunda çekincelerimiz oluşmaya başladı. En azından biz gençler olarak öyle görüyoruz. Gidişat nedir başkan? Yani ne görün? Nelerin nereden başlayarak düzelmesi lazım? Yani nereden başlamalı? Çünkü ben şunu öngörüyorum. Yani bir ülkede hastalara, öğrencilere veya ihtiyaçlı her kimse para gözüyle bakıldığı anda artık o orada yozlaşma ve tuz bile koktu derik ya, artık tuz bile kokmuştur. Nasıl yapmak lazım? Ne yapmalı? O tarafı da görün. Uluslararası birçok ziyaretlerde de bulunun, gezin, görün, yaşadık. Hep birlikte de birbirimize bunları anladık ama bir de canlı yayında duymak isteriz. Liyakat duygusunun tekrardan toplumun her kesimine yerleştirilmesi lazım. Yani bir işi, herhangi bir işi, o işin ehli insanlar, o işin bilimini okuyan insanlar. Bilimden uzaklaştıkça maalesef ki toplumda yozlaşmaya doğru gider. Farklı noktalara doğru gider. O yüzden liyakatı yukarıdan başlayarak ta en aşağıya kadar onu oturtmak lazım. İlk önce yani ekonomik konulara geçiyorum. Tamamen bakış açısını ve anlayışı değiştirmek lazım. Liyakatla birlikte adalet duygusunun tekrardan temin edilmesi lazım. Ve sonrasında da yavaş yavaş bireysellikten çıkıp toplum olgusuna geri gelmemiz lazım. Çünkü tabii ki Kıbrıs sorunu ortada. Kıbrıs sorununun getirdiği en büyük dezavantajlardan bir tanesi bence tamamen kimlik çatışmasıdır. Yani bugün Kıbrıslı Türkler olarak arada sıkışmış durumdayız. Sıkıştığımız gibi de bir taraftan çıkış yolunu da çok farklı yerlerden, toplumun her noktası farklı yerlerden arıyor. O yüzden herkes kendince çıkış noktasını bana sorarsan bireyselleşmekle yakalamış durumda. Tabii bunun da en büyük sebebi bahsettiğim gibi liyakatsızlık, adalet duygusunun yavaş yavaş azalması.
O yüzden bunların temin edilmesi lazım hızlıca. Aksi takdirde gelecek nesiller burada kalmak istemeyebilir. Buraya yatırım yapmak istemeyebilir. Adada yaşamak istemeyebilir. Dünyanın farklı yerlerinde farklı girişimler içerisinde bulmak isteyebilirler ki bu en doğal hakları herkesin bir insanoğlu olarak. Ama benim en büyük korkum 10-15 sene sonra bizim evlatlarımız, çocuklarımız bu ülkede daha az yaşamak isteyecekler. Yurt dışına çıkma şansı olan insanlar da daha düşük ihtimalle geri dönmek isteyecekler. En büyük korkum bu. Peki son bir dakika, gelecekle alakalı beklenti ve temennilerin gibi böyle biraz daha umut dolu bir şeylerle bitirelim programı isterik biz genelde. Ne temenni edersin? Küçük bir toplumuz, bu bahsettiğimiz noktalara parmak bastığımız anda çok hızlı sonuçlar alabiliriz. O yüzden bunun avantajını kullanmak bizim elimizde. Biz bunu yaptığımız anda kendi ayakları üstünde duran bir toplum yapısı, ekonomik yapı. Biz kendi kendimize yeteriz, ben buna inanıyorum. Ama tüm bunların eş zamanlı ve hızlı şekilde yapılması gerektiği inancındayım. Bunlar yapılırsa Yusuf, bizim geleceğimiz de, bizim çocuklarımızın geleceği de bu ülkede çok parlak olur ve sonrasında da artık önümüze bakar, oradan yapmamız gereken her şeyi yapabiliriz diye düşünüyorum. Bunlar olursa da tabii ekonomik yatırımlar, gençlerin adada kalması vesaire zaten süreç devam ediyor. Tabii ki en büyük sıkıntımız insan gücü, kalifiye. O kalifiye insan gücünü, bu beyinleri biz bu ülkede doğru şekilde gruplayıp yönlendirebilirsek Kıbrıslı Türkler çok başarılı ve gerçekten çalışkan insanlarız. Bunu yaptığımız takdirde de önümüz çok açık olur. Çok çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Başkan. Evet, bugünlük programımızın da sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için çok çok teşekkürler. Bir sonraki programda görüşmek üzere. İyi günler. EDM Su Genç İş programını sundu.